Bir gila canavarı hiçbir şey yemeden 3 yıl sıran kuraklık devresi boyunca yaşamış ve yakalandıktan sonra da 6 ay içinde vücudu her zamanki gibi tombullaşmış, kuyruğu da iki misli kalınlığa erişmiştir. Zehir bezleri alt çenededir. Oysa her iki çenedeki dişlerde de oluklar vardır. Her bezden birkaç kanal dudakla diş eti arasındaki bölüme uzanır. Sehir buradan dişlerdeki oluğa geçer. Gila canavarının tükrüğünde bulunan kimyasallardan bazıları ölüme sebep olabilecek kadar tehlikelidir. Amerikalı bilim adamları 2005 yılında Eksand'ın dört kimyasalını Gile canavarının tükürüğünde tespit ederek diyabet hastalığının tedavisi için kullanılmasını uygun buldular. Tespit edilen bir başka kimyasalın ise hafıza ile ilişkili hastalıkları iyileştirebildiği görüldü. Kire canavarının tükrüğünde bulunan kimyasallar ile Alzheimer ve ADHD hastalıklarının tedavisine yönelik çalışmalar hızla devam etmektedir.